Peki Türkan Hanım telefon hattımızdaymış. Buyurun Türkan Hanım, günaydın. Günaydın ablacığım. Hayırlı çalışmalar Mügeciğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Ben 6 sene komşuluk yaptım. Günaydın ablacığım. Buyurun. Ben 6 sene komşuluk yaptım. Herhangi bir durumum olamadı. Tamam, kızlarım madde kullanıyordu. Ama şu anda cezaevinde 7-8 aydan beri ben onları itiraz ettiklerini şey yapıyorum. Bana iftira attıklarını şey yapıyorum. Zaten Burhanettin'le Emine'nin arasında bir şeyler var diyorlar ama benim ondan hiç bilgim yok. Ama böyle şeyleri de suçlamaları da kabul etmiyorum yani. Siz kaç yaşındasınız? Ben 66 yaşındayım annem. 66 yaşındaymış bu kadın da Burhanettin. 66 yaşındayım. Maşallah. Şimdi Müge Hanım, şimdi Türkan Hanım da beni duyuyor. Türkan Hanım az buçuk beni de biliyor. Şimdi ben çarşıda, pazarda, meydanlarda denk geldiğimizde Şaban'a 50-100 mesela 100 lira para istediğini söyledim, ifade ettim. Zaten bunda bir kötü bir anlamda değil. Ama bana Şaban kendisi Türkan'la para... Yani ben Türkan'ın ağzından da duymadım. Ve ben böyle kendimi ifade ederekten veyahut da ben bu şekilde iddia etmiyorum. Ben sadece Şaban'ın söylediğini söylüyorum. Yani ben Türkan'ı burada illaki bu iş yapan bir kadın olarak da ifşa etmiyorum. Bak burada yanlış altını çiziyorum. Ama işte benim adım geçince ben ne olduysam bilmiyorum annem. Benim zaten derdim bana yetiyor. Beni lütfen aradan kaldırın, ismimi bahsetmeyin. Ben çünkü çok kötü bir alemde düşüyüm. Ben tamam ekmek yedim, 6 sene beraber komşuluk yaptım ama Emine'nin bir terbiyesizliğini görmedim. Sen de bir terbiyesizliğini görmedim ama bu kadar da benim üstüme gelmenize gerek yok. Müge Hanım, Çamköy ışıklarında gördüm diyen de bu abla. Yani kadın bizzat karakoldan sonra benim yanıma geldi. Gördüm abladım, ablacığım dedi. Dedin de mi Türkan abla? Dedim. Çamköy ışıklarında beyaz motorla ben Şaban'ı gördüm dedi. Işıkta dedi. Hemen yandı dedi. Kask vardı dedi. Üzerinde yeşil gömlek var dedi. Mavi pantolonu var dedi. Hızlı geçti dedi. O gömlekli pantolon senin evden çıktığı pantolon mu, gömlek mi? Benim evden çıkarken mavi gömlek vardı. Üstünde Türkan Hanım gördüğünde yeşil gömlekti dedi. Tekrar tekrar sordum. Abla dedim, yanılıyor musun dedim. Hayır dedi, ya ben bir yerde de deyip içtiğimiz adamı niye bilmeyeceğim dedi. Peki kaybolduktan sonra gördüğünüze emin misiniz? Evet eminim Müge Hanım. Kaybolduktan sonra gördünüz. Ben fazla gezmem. Hayır, o yüzden bilmiyordum yani kaybolduğunu. Tamam, siz hani kaybolduğu tarihi bilmiyorsunuz ya, belki kaybolmadan önce mi gördünüz, onu soruyorum yani. 31 Mart'ta gördüğünü söyledi. 31 Mart'ta seçim günü. 31 Mart günü mü gördünüz? Evet. Hastaneden geliyordum. Bana diğer emrimlerimi şey yapıyorlar. Tamam. Bu kadar nasıl dikkat ettiniz üstüne başına falan? Ben minibüsün içindeydim. Minibüsün içindeydiniz. Evet. Kemere geliyor. Onun ama kendi minibüsü değildi gördüğünüz, öyle mi üzerindeki? Değil. Başkasının motoruydu yani. Evet. Başkasının motoru, başkasının kaskı. Evet. Peki onları kötü diye bir şey yapmam. Benim kızım cezaevinde. Ben anlamıyorum hayatım. Şimdi diyorsun ki benim kocamla beraber diyorsun, komşum diyorsun. Sonra Türkan abla diyorsun, gördün kocamı diyorsun. Evet, ben söyledim. Yani yaşadığını anlat diyorsunuz ya, ben de yaşadığımı anlatıyorum Müge Hanım. Yani tamam 6 yıllık bir... Hayır, kadına diyor ki benim adımı katmayın, benim diyor kocanla alakam yok diyor. Onu ben katmıyorum ki, ben sadece komşulardan duydum bu şekilde söylenti olduğunu. Ha, ben Türkan Hanım kendisine de dile getirdim. Türkan abla, Şaban'la bir beraberliğin var mı dedim. Asla yok dedi. Ben de kadına bir daha bu konuda bir şey sormadım kendisine. Bir şey de söylemedim, gözümle de görmedim. Zaten diyorum ya, dedikodular çok oluyor diye. Yani Şaban da önüne gelene laf attığı için acaba dedim. Şaban dedim, Türkan abla'ya dedim. Yanlış bir kelime söyledi de bu yüzden mi söylüyorlar diye ben o ihtimali verdim. O yani çok ama da üstüne düşmedim. Ama orada ihtimal vereceğim bir şey yok ki. Sen oğlunuz bu dedikoduyu sana yapan kişiye giderse, yani ihtimale gerek yok ki, ne gördün de böyle bir şey söylüyorsun derse. Bu hanımefendiyi de alırsın dersin ki ama bak böyle böyle.
Hani ihtimal kurmayan kafada... Şöyle Müge Hanım, orayı da açık getireyim. Diyen kendi ev sahibiydi. Zehra diye hanım vardı. O da gazinoda çalışıyordu. O kadın da çok doğru konuşmadığı için... Yani söyledim ben Türkan ablaya, kimin söyledin, dile getirdim. Kendisine söyledim de hiçbir tepki vermedi. Yani bir cevap vermedi. Türkan ablaya bir açıklama yapmadı. Yani söyleyen kişiyi de söyledim. Yani söyleyen kadının yanında da söyledim. Kadın bir tepki vermedi, söyleyen kadın. Ya da yalan attım, öyle yaptım diye. Bu kadın da ondan sonra onun evinden çıktı gitti. Ben anlayamadım da, yani şunu anlayamadım. Eğer bunu araştırıyorsan, hani o kadınla yan yana geldiyse, hani bunu netleştirirsen, netleştirdikten sonra da kocana dönüp sorarsın. Sordum. Mesela kafeteryada otururlarken, annemlerin oraya giderken görüyordum. Ya çağırıyordu beni, oturuyor mu, bir kahve içeceğiz, çay içeceğiz diyordu. Ben de annemlere geçeceğim için yanlarına geçip oturmadım. Yani dile getiriyordu. Oturuyorum, geziyorum, parkta gördüm. Türkan'la mı? Evet, yani parkta gördüm, selamlaştım. Türkan'la siz niye Şaban Bey'le geziyordunuz? Hayır, gezdiğim yok. O gün yalan söylüyor bak. Dersim de yalan söylüyor. Ben de dinliyorum bak bu haberi. Hayır, Türkan abla, etapta bir araya denk geldiğimizde oturup beraber yürüyoruz dedin ya kendinde. Demedin mi? Selam yani... veriyordum, yalnızca selam veriyordum. Ya oturup çay içmiyor muydunuz kafeteryada? Hayır. Hayır. Hayır, oturuyorlardı Müge Hanım. Yani bunda saklayacak bir şey yok, oturuyorlardı. O zaman ama senin için oturmalarında bir mahsur yok. Hayır, yok asla yok, asla yok. Tamam, o zaman bu anlamda güveniyorsun Türkan Hanım'la eşine. Güveniyorum. Niye o zaman şimdi biz onunla aşkını konuşuyoruz? Ben onunla aşkları olduğunu iddia etmiyorum. Kesinlikle aşkları olduğunu iddia etmiyorum. Evet Müge Hanım. Emine, bir kendini silkele. Ben çelişkili konuştum. Neresi Müge Hanım? Ben nerede yine çelişkili konuşuyorum ya? Şimdi bak, yani bir süreçte, bir süreçte Şaban'ı... Şey söylediğinde Burhanettin'e demen lazım ki, Burhanettin bir dakika dur. Hı. Ben biliyorum, onları da konuştum. Onların aralarında aşk falan da yok. Ben onları yüzleştirdim de demen lazım. Şimdi biz en son bak, ben Burhanettin'e neyi soruyorum? Diyorum ki bu adam gitti ya diyorum bir kadına. Hangi kadına gider diyorum. Türkan'a gider diyor. Biz oradan Türkan Hanım'a geldik. Biz Türkan Hanım'ı paraşütle inmedik ya aşağıya. Burhanettin en son onunla konuşuyor dedi diye Türkan'ı bulduk. Türkan'ın yanında olduğunu düşünüyorsanız işte Türkan burada. İkinize de söylüyorum. Türkan, nereye sakladın kocamı de. Ne Türkan ablası, Türkan ablası. Türkan abla diyorsan kıskanmıyorsundur. Kıskandığın bir kadınsa Türkan abla demezsin. Türkan'la kıskanmıyorum ben onları. O zaman Burhanettin onunla şey, hayır, niye Burhanettin'e hayır demiyorsun? Ya Burhanettin de illa onunla, o da diyor ki Şaban'ın anlattığı şekilde biliyorum ben diyor. Şaban kendisi birlikte olduğunu iddia etti diyor. Ben gözümle beraberliklerini görmedim diyor. O da o şekilde iddia ediyor. Ben de Cumhuriyet'in ilan edildiği günde Ankara'da değildim meclisin önünde ama Cumhuriyet'in ilan edildiğini biliyorum. Ya şimdi her şeyi gözümüzde gördüğümüz, her yani her bildiğimiz şeyi gözümüzde görmeyiz. Bazı şeyleri de biliriz. Yaşıyoruz ya ortamda yani. Tamam, benim eve geldiğinde de ben bir yanlış izlenimlerini görmedim. Görmedim, o zaman Türkan'la alakası yok bu konu. Yok, Burhanettin hayır. Bey bak, Türkan'la alakası yok diyor karısı. Burhanettin benim diyorsunuz Müge Hanım. Evet, yok diyor karısı, ben o konuda eminim diyor. Müge Hanım, ben şimdi size aynı daha önce de söylediğim gibi ben Şaban'ın sözlerinden ibaretten konuştum ben. Ben illaki Türkan'la bir yasak ilişki veyahut da görüştüler diye bir... Ya beyefendi, ben de açıkçası Şaban Bey'in hayatına giren kadınları merak etmiyorum. Hanımefendi buraya ilk geldiğinde siz de yaptığınız röportajda, onun geldiğinde sizle de röportaj yaptık, bir kadınla kaçtı diyorsunuz. Ben de evet. Diyorum ki siz en yakın arkadaşısınız ya, hangi kadınla kaçtı? Ben şimdi ne yapayım yani, Şaban'ın hayatına 20 kadınla girer, 120 kadınla girer, o beni ilgilendirmiyor ki. En son Tom ve Jerry olarak size soruyorum, en son hangi kadınla görüşüyordu da kaçtı? Ya benim sorum çok Hüge açık, ben ne yapayım? Onunla da onunla görüştüm. Ben anladım. Bunu da arkadaşına anlatır. Şimdi ben diyorum ki, ben bu kadınla diyorum, Türkan.
Bunu arkadaşına anlatır. Gidecekse de adam, şimdi siz onunla en yakın arkadaş değil misiniz? Şaban diyelim ki buldu bir tane kadın, gidiyor ona. E tamam, sen arkadaşısın, o kadına gidiyor diye senin arkadaşlığını bitirmeyecek ki. Şaban, Burhanettin, ben evimden ayrılıyorum. Ondan sonra görüşürüz der. Zaten o gün berabersiniz. Yani Emine'den ayrılması sizler ayrıldığı anlamına gelmiyor ki. Madem başka bir kadına gidecek, siz en yakın arkadaşsınız ya. Niye sizin haberiniz yok? Hiç öyle şey olur mu? Ya kaçan adam arabasını evi kapının önünde bırakır mı ya? Yapmayın Allah aşkına ya. Biz bunu bu programda 100.000. keredir konuşuyoruz. Kaçan adam niye arabasını kapısının önünde bıraksın? Ben kaçacak olsam, arabam var, niye arabamı kapının önünde bırakayım? Kapımın önünde bırakacağım arabamı. Ben ne yapacağım? Yayan gideceğim. Niye? Kafayı mı kırdım ben ya? Niye gideyim arabam varken? Müge Hanım. Onun arabası varken niye bıraksın kapısını? Müge Hanım, şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de bir kadına gidecek bir adam. Alacak kadın bakın, da gezdirecek. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu